Ne zaman bir olay yerinin çevresine girilmiş güvenlik şeritlerini görsem tedirgin olurum. Herkes delilleri şeridin iç kısmında aramakla meşguldür. Suçun şeridin diğer yanında meydana geldiğini fark ettiklerinde iş işten geçmiş, bir sürü insan delillerin üzerine basmış olur. Belki de devriye aracı delillerin üzerine park etmiştir. Bu cümleler New Orleans polisi kriminalistlerinden Eddie G. Delery'e ait. Ama eminim benim gibi bu görüşe katılan pek çok kişi vardır. Bir katil yakalanma riskinin en yüksek olduğu zaman diliminin cesedi ortadan kaldırmaya çalıştığı süreç olduğunu bilir. Bu nedenle kurbanından ya önceden kullandığı, ya önceden planladığı ya da yakalanmamış başka bir katilin denediği biçimde kurtulmaya çalışır. Çöp bidonları bu amaçla cesetlerin ya da parçalarının atıldığı yerlerin başında gelir. Bidonların olay yeri ve katilin evine olan uzaklığının cinayetin motifine bağlı olduğu ileri sürülmüş ve kurbanın neden öldürdüğü anlaşıldığı takdirde gerek bidonun coğrafi konumundan gerekse cesedin durumundan yola çıkarak olay yeri ya da katilin evine ulaşılabileceği ileri sürülmüştür. Film ve dizilerde basit gibi görünse de adli tıp uzmanlarının işi pek zordur. Cinayetin ne zaman işlendiği konusunda polise en fazla yarayacak ölümden sonra geçen zamanın belirlenmesi dahi her zaman mümkün olmaz. Belirlense bile her zaman doğru olmaz. Utahlı Dr. Gray otopsisini yaptığı iş adamının cumartesi akşamı 9'la pazar sabahı 3 arasında öldürüldüğünü bildirdi. Buna dayanarak patronunu yatakta başına 3 el ateş edilmiş şekilde bulan, polise haber veren ve tek şüpheli olan Bayan Debra Brown ömür boyu hapse mahkum edildi. Adam aslında pazar öğlen hala hayattaydı. Doktor ölüm zamanını yanlış hesaplamıştı. Katil başka biriydi. 2 Mayıs 2011'de Debra Brown serbest bırakıldı. Cezaevine konalı 15 yıl olmuştu. Kalbin, solunumun ya da her ikisinin birden durduğu, kalp krizi, boğulma, elektrik çarpması gibi durumları izleyen birkaç dakika içinde beyinde geri dönüşü olmayan hasarlar meydana gelir ve altın değerindeki bu kısa sürede tıbbi destek genellikle ulaşamayacağından ne kadar fazla insan kardiyopulmoner resüsitasyon yani kalp akciğer canlandırmasını bilirse o kadar insan ölümden kurtulur. 2011 Nisan'ında 9 yaşındaki Tristan Sagin, havuza düşen 2 yaşındaki kız kardeşini kalp masajıyla hayata döndürmüştü. Tristan bu işlemi Kara Şahin Düşlü filminden öğrenmiş olsa da, işlemi film ve dizilerden değil, profesyonellerden öğrenmek ve doğru şekilde uygulamak gerekir. Örneğin Michael Jackson'a kalp masajı yatakta değil de yerde, sert zeminde uygulansaydı yaşama şansı vardı. İki farklı biyolojik örneğin DNA profilleri birbiriyle tam olarak değil de, örneğin incelenen 13 bölgenin sadece 5'inde tutarsa, bunların aynı kişiden kaynaklanmadığı ama aralarında uzak ya da yakın bir kan akrabalığının bulunduğu anlaşılır. Şu sıralar İngiltere, Amerika'nın Kaliforniya, Colorado gibi bazı eyaletleri ve İsrail, DNA bankalarında faile uyan profile rastlamadıklarında kısmen benzeyenleri saptıyor ve onları sorgulayarak suçlu akrabayı bulmaya çalışıyorlar. Ne oldu hadi ya, sen işi bitirdin daha. Bekle, geliyorum şimdi. İyi tamam. Efendim başkomiserim. Tamam, hemen gönderiyorum. Ben odadayım. Dosyayı savcılığa göndereceğim, tamam mı? Tamam, geliyorum 2 dakikaya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bakalım Merve'nin teslim ettiği zarftan çıkan belgede Zeynep'i bu denli şaşırtan sizi de şaşırtacak mı? Ama sıra daha ona gelmeden bu bölümde karşınıza çıkan ve siz kanıt izleyicisini artık şaşırtmadığını düşündüğüm bir ayrıntıya değineyim. Şu güneş kremindeki zehir meselesi. Zehirler ağız ya da solunum yoluyla olduğu gibi deri yoluyla da vücuda girer. Fenol güçlü ve yakıcı bir zehirdir. Deriden geçişi de çok hızlıdır. Tıpkı 1988 Mart'ında Saddam Hüseyin yönetimi tarafından Halepçe katliamında kullanılan hardal gazı gibi. Akrabalar arası cinsel ilişki olarak tanımlanan ensest kazayen de olabilir.
Örneğin in vitro fertilizasyonda aynı erkeğin spermiyle birden çok kadının döllenmesi sonucunda birbirinden haberdar olmayan baba bir kardeşlerin sayısı da artmıştır. Tayvan, tüp bebeklerin evlenmeden önce DNA düzeyinde akrabalık testlerinin yapılmasını öngörüyor. Bu bölümde yine cinayetler, şüpheliler, deliller arasında dolaştınız. Katiller her zaman olduğu gibi yine hatalar yaptı. Kahramanlarımız yine bu hatalardan yola çıkarak gerçek suçluları adalete teslim etti. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur. Yeter ki kusurlar fark edilsin. Thank you.